Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil murselin. Ve ala aleyhi ve ashabihi ecma'in. Ama ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem azizler. Üçbu Muharrem ayını Allah Ta'ala bizge özü mübarek eylesin deyip Allah'tan sorab kalaman. Elbette yenge hicri sana Muharrem ayı bilen başlanadı. Muharrem ayı ise faziletlik aylardan hisoblanadi. Muharram sözü lug'atda hurmatlangan, ya'ni harom qilingan, ulug'langan degan ma'nolarni anglatadi. Dar haqiqat Muharram oyi hurmatli oy. Bu oyda urush qilishlik taqiqlanganligi uchun Muharram deyiladi. Ya'ni urush harom qilingan oy hisoblanadi. Muharram oyi Alloh taolo urushni harom qilgan 4 oydan biri. Demek bu haqiqatda ham hurmatga loyiq. Bundan ortiq hurmat yo'q. Urush harom qilingan. Bu oyda hech qaysi musulmon biror bir musulmonga urush qilishi mumkin emas edi. Bu esa islom dinimizni avvalidan urushga qon to'kishlikka qarshi ekanligini bir ko'rinishidir. Undan tashqari Muharram oyini Shahrulloh, Allohning oyi deb nomlandi. Bu esa yanada bu oyni ulug' ekanligini ko'rsatadi. Muharram oyi Ramazon oyidan keyingi martabada turadi. Bu oyda eng ulug' kunlardan biri ushbu oyning Ashura kuni, ya'ni 10-chi kuni bor. Bu oyning hurmati, bu oyning ulug'ligini hadislardan o'rganishimiz mumkin. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan quyidagi hadislar rivoyat qilinadi. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Afzalus siyami ba'da Ramazon" شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه الخمسة إلا البخاري أبو هريرة رضي الله عنه خدان روايات قلنجان أشبو حديثة پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم مرحمت قلب أيتي ابتلار كي رمضان دان كينجي إن أفضل روزة الله نين محرم آيه ديگه روزة دور فرز نماز دان كينجي إن أفضل نماز تنجي نماز دور ديدلار بشغلردن فقط Buxoriy rivoyat qilmadi. Ushbu hadis payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan tomonidan bizga Ramazondan keyingi roza tutishlik eng afzal bo'lgan oy ushbu Muharram oyi ekanligi va bu oyni nomi Shahrulloh, Allohning oyi ekanligini aytib o'tyaptilar. Demek bu oyda azizlar roza tutishlik bu oyni ulug' ekanligini payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bizga o'rgatib o'tdilar. Ali radıyallahu anhu'dan rivayet kılınan yine bir hadiste aytadılar ki: "Ca'a raculun fesa'alan nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ay şehrin ta'muruni en asuma ba'da Ramazan? Qala: "In kunta sa'iman ba'da Ramazan fasum al-Muharram. Fa innahu shahrullah fihi yawmun taba fihi ala qaumin wa yatubu fihi ala qaumin akharin." Rawahu at-Tirmizi wa hassanahu. Ali radıyallahu anh rivayet kılgan ushbu hadiste aytibdilar ki bir kişi Peygamberimiz aleyhisselamda aldılarına kelip Ramazandan keyin kaysi ay rozasını tutishimni menga buyuruyorsunuz deb soradılar. Şunda Peygamberimiz aleyhisselam o kişiye karab eğer Ramazandan keyin roza tutuvchi bo'lsang Muharramni tut, yani Muharram ayını tut. Çünkü o Allah'ın ayıdır. Onda Allah bir kavmini tavbasını kabul kılgandır. Ve başka kavimlerinin ham tavbasını kabul kıladı dediler. Bu hadis bizge talim verip durdu ki azizler, bana bu ayda demek en Ramazandan keyingi roza tutuşlikke avzal ekenliğini korsatıyordu. Çünkü bu ayda bir kavminin duasını kabul kıldı. Yani beni İsrail'in duasını kabul kıldı. O şu kavminin dualarını kabul kılgenliği doğrusu da başka hadislerde ham yana rivayetler keladi. Demek başkalarının ham tavbasını kabul kıladigan aydır. Bu ayda albatta ko'proq tavba qilishimiz, ko'proq ibodat qilishligimiz lozim bo'ladi. Albatta bu Muharram oyini azizlar biz nafil rozalar bilan o'tkazmoqligimiz, ayniqsa uning 10-chi kunini e'tibor bilan o'tkazishligimiz ta'kidlanadi. Inshaalloh 10-chi kunini fazilatlarini ham gapirib o'tamiz. Ammo bu Muharram oyida rozalari nafil ekanligi, ixtiyoriy ekanligini ham unutmagan holda kim ixtiyori bilan tutar bo'lsa, inshaalloh bunga katta savoblar, ajrlar, mukofotlar va'da qilingan.
Muharram oyi azizlar bu urush harom qilingan oy deb ta'kidlanyapti. Hatto shunaqa bo'lganki, bir paytlar bu jahiliyatdan avval ham shunday bo'lgan. Muharram oylarida hatto otasini qotilini ko'rgan odam ham unga hech narsa qilmay o'tib ketgan. İslam dini kirgandan keyin esa Qur'oni Karimda Alloh taolo bu oyni xurum ekanligini, ya'ni urush harom qilinganligini aytdi. Umid qilamizki, bugun bütün dünyada bir-biriga qurol o'qtarib turgan musulmonlar ushbu hadisni yodlariga olsa-yu, hech bo'lmasa mana shu oyda urushni to'xtatib, balkim tavba tazarruga o'tib, bir-biriga mehr oqibat qilishlikka o'tadigan bo'lsa, inshaalloh mana shu sababidan dunyodagi barcha urushlarni Alloh to'xtatadi. Biz yashayotgan hududlar, bizning go'zal vatanimiz alhamdulillah tinch vatan, bizda urush yo'q azizlar. Demek bu oyda biz endi o'zaro bir-birimiz bilan arazlashishligimizni to'xtatishimiz, qavm qarindosh orasidagi mehr oqibatni kuchaytirishimiz kerak. Zero biz bir-birimiz bilan urushmayotgan bo'lsak-da, ammo arazlashib yurgan, bir-bir bilan gaplashmayotgan, bir-biriga yaxshilik qilmayotgan qancha-qancha insonlar bor. Modomiki bu oy mana shunday muborak bir oy ekan azizlar, keling bu oyda bir-birimizni kechira bilaylik. Bir-birimizga yaxshilik qilaylik, ezgulik qilaylik. İnşallah mana shu oyning fazlidan hammamizga nasib qiladi. Alloh Muharram oyini barchamizga muborak aylasin. Ayniqsa bu oyning 10-chi kunida e'tibor bilan o'tkizmoqligimizni muvaffaq aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.